Erkan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Erkan Bey, Tuğra Ticaret olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Erkan Emiroğlu kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben yaklaşık 27 yıl ve gurbet hayatı yaşadıktan sonra memleketime, özüme, Trabzon'a gelip tarım sektörüne girdim. Bunun yanında kömür ticareti yapmaktayım. Organik gübre, suni gübre, bunların satışını yapmaktayız. Evet. Hayvan yemlerimiz mevcut. Ot, saman, çayır. Bunların hepsini müşterilerimizin kapılarına kadar servis ediyoruz, teslim ediyoruz. Evet. Oldukça da geniş çaplı bir ürün yelpazesiyle de hizmet veriyorsunuz. Aşağı yukarı 25-26 kalem malımız var bunların üzerinde. Sektöre mümkün olduğu kadar yayılmaya, daha doğrusu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz uygun fiyatı. Ne güzel. Uygun bir şekilde. Şunu da iddia edebilirim. Doğu Karadeniz'in en ucuz kömürünü satan benim. En ucuz yemini satan da benim. Evet, tabii ki ürün kalitesi... Kalitemizden ödün vermeyerekten, kalitemizden ödün vermeyerekten, müşterimizi yormadan, uygun fiyat politikasıyla beraber, çünkü ülke olarak zor bir dönemdeyiz. Evet. Buna hep beraber sırt sırta, omuz omuza verip aşmak zorundayız diye bir ilke edinmiş düsturumuz böyledir bizim. Dolayısıyla ilkemizin doğrultusunda yolumuza devam ediyorsunuz. Peki efendim, hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurlar göz önünde bulunur? En başta bizim kriterimiz kaliteli hizmet, düzgün hizmet. Şeffaf bir hizmet. Şeffaflık başka bir şey değil yani. Evet, biraz önce de bahsettiğimiz gibi tabii ki ürün kalitesi, bunlar olmazsa olmazlardan bir tanesi. Uygun fiyat politikası ikinci sırada geliyor ve satmış olduğunuz ürünün de arkasındasınız. Her zaman sattığım ürünlerin arkasındayım. Mesela ben iki çeşit kömür satarım. Bu kömürlerimden ikisi de kalitedir. Evet. Birisi diğerinin alt ürünüdür. Ama kesinlikle alt ürün olarak bakmam. O da piyasadaki diğer ürünlere nazaran birinci sınıf ürünümdür. Evet. Yemlerime gelince, yemlerimde Türkiye'nin bir numaralı fabrikasından alıyorum diyebilirim. Daha doğrusu Karadeniz'in bir numaralı fabrikasından alıyoruz yemlerimizi. Evet. Burada hayvanlarımızın düzgün beslenmesi ve kalitesi, almış olduğu besi değerleri bizim için önemli. Ne kadar verim katabileceğimiz önemli. Evet. Ki bunu da sağladık. Bunu nasıl sağladık? Ahırlarımızda, pilot ahırlarımızda, 15 tane pilot ahırlarımızda bunun denemesini yaptık. Atıyorum 200 kiloluk bir tosunu 400-450 kiloya 1,5 sene gibi bir zamanla getirebildik. Evet. Bu da yemimizin kalitesini ortaya koymaktadır. Evet. Tabii siz bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorsunuz. Çünkü insanlar yem almaya geldikleri zaman hangi amaçla kullanacaklar? Yeni doğmuş bir tosun için mi kullanacaklar? Süt verimi fazlalaştırmak için mi kullanacaklar? Yoksa hayvanı sizin de dediğiniz gibi kiloyu arttırıp daha böyle etli bir hale getirmek için mi kullanacaklar? Bu şekilde bir danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Şimdi bunu çok iyi bir şekilde uzman veterinerimizden beraber sağlıyorum. Aynı zamanda ahırlara veterinerlerimizi götürüyoruz 3 aylık periyotlarda. Bu işte aynı nasıldır? Yeni doğmuş bebeğin marka mamalar vardır. 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık. Bizim sektörde böyle. Evet. Yeni doğmuş buzağdan kesime gelecek hayvana kadar yemlerimiz çeşitlidir. Evet. Bu tek bir yeme de sabit kalaraktan süt verimi ya da et verimi alamazsınız. Evet. Dolayısıyla yerinde ve ayarında kullanmak en büyük şartımız. Evet. Yani tamamıyla kalite odaklı ve %100 müşteri memnuniyetli bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Peki efendim, işletme olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme varken neden özellikle bölgede Tuğra Ticaret tercih edilmeli? Tuğra Ticaret'in dediğim gibi en baştaki özelliğimiz karşılıklı güven, kalite, hizmet. Evet. Biz bunu en iyi şekilde sağladığımıza inanıyoruz. Ve gelen siparişleri de kapılarına kadar teslim ediyoruz. Kar, kış, yağmur, çamur demeyiz. Evet. Mesela müşterimizin çoğu yaşlıdır. Ahırlarına kadar götürüp mallarını bırakır teslim ederiz. Evet. Peki efendim, önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle alakalı hedefiniz nedir? Hedefimiz daha da büyümek, daha fazla kişiye hizmet etmek, daha fazla faydalı olmak. Evet, tabii ki her işletme ve işletmecinin de hayalidir. İşletmeyi genişletmek, daha çok ürün gamıyla hizmet vermek, hizmet kalitesini arttırmak. Ama en önemlisi de
verilen ürün kalitesi ve hizmet kalitesinden ödün vermeden devam ettirebilmek de en önemlisi diyebiliriz. Yaklaşık 4 senedir sektörün içindeyim. Bunu sağladığıma inanıyorum. Ve bunun devamında geleceğini bildiğim için. Evet. Bundan sonrası artık bu şekilde devam tercihlerine kalmış. Evet. Son olarak buradan izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ürünleriniz hakkında önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? İzleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Kesinlikle markası önemli değil. Benden alıp almamaları, benden alışveriş edip etmemeleri önemli değil. Önemli olan aldıkları ürünün ne işe yaradığını bilmeleri. Evet. Amaca hizmet etmesi önemli. Bizde sektörü ilgisi ve ihtiyacı olan herkesi Tuğra Ticaret İşletmesi'ne biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.